Evet Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polata. Polata bakıyorsun. Oğlum bu yaşta polata bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Öğretmen tamam düşünen kahraman olamaz. Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici bir öğrenci. Kalıtım videolarının üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bundan sonra belki bir tane daha video çekeceğiz gibi iki de olabilir arkadaşlar. Modern genetik ismini verdim ben bu videoya ama aslında modern genetikten çok aslında Mendel genetiği dışında kalan kısımlar olarak adlandırabiliriz. Yani genetiğin babası ismiyle andığımız arkadaşlar Gregor Mendel'in burada anlattıklarımızdan pek haberi yoktu saygıdeğer arkadaşlar. Yani eş baskınlıkla başlayan işte arkadaşlar soy ağaçları vesaire anlattığımız çok alellilikten bahsettiğimiz konu bu. Ee, bu konudan tekrar ediyorum Mendel genetiği alakası yok. Mendel genetiği dediğinde aklımıza monoyu bit diye bir çaprazlama gibi olaylar gelmeli. Şimdi modern genetik eş baskınlıkla başlıyor. Ben arkadaşlar hemen biraz size kazanım kasayım. <laughs> kazanım kasayım derken hemen bir şey söyleyeyim. Cümle şu arkadaşlar. Eksik baskınlık eksik baskınlık müfedat dışı. Çat. Da 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 dam. <laughs> arkadaşlar. Evet eksik baskınlık diye bir şey bilmek zorunda değilsiniz. Yani hani kodominantlık dediğimiz beyaz çiçekli kırmızı çiçeği çap bazarınızda aslan ağzı bitkisinde pembe çiçekli beylerin oluşturması veya işte arkadaşlar ma beyaz endülüs tavuğuyla ma gri endülüs tavuğunu çap mavi endülüs tavuğunun oluşması bunlar tamamen müfredat dışı ama eş baskınlığı tutmuşlar arkadaşlar. Eş baskınlık dediğimde aklımıza şu gelmeli. Şimdi Mendelin çalışmalarında hep ne vardı arkadaşlar? Büyük harf, küçük harf vardı. Yani tam baskınlık vardı. Ama eş baskınlıkta bazı aleller birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. İşte birbirine üstünlük sağlayamayan aleller heterozigot durumdayken iki alelin etkisi de eşit şekilde görülüyor. İki alelin etkisi de birlikte yani eşit şekilde görüldüğü durumlara biz eş baskınlık diyoruz sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eş baskınlıkta sevgili arkadaşlar üçüncü bir fenotip ortaya çıkabilir diyoruz. İki alelde arkadaşlar fenotipi ayrı ayrı olarak farklı olarak kendi başına etkiler diyoruz. Bununla alakalı bilmemiz gereken iki mevzu var. Bir MN kan grubu bir de AB kan grubu. Hem MN kan grubunda hem de AB kan grubunda eş baskınlık vardır. E, i̇nsanlarda antikor oluşturmayan e, a b 0 ve RH dışında bir de MN kan grupları var arkadaşlar. Ama... E, MN kan grubunda antikor bulunmadığı için pek söylenmiyor. Sadece babalık tayinlerine vesaire kullanılan bir yöntemdir arkadaşlar. MN kan grubunda bak dikkat ederseniz bir M, M var, bir N, N var. Bir de MN var arkadaşlar. Bakın MN M'nin fenotipi MN. Yani ne M ne N ikisi birden. Dolayısıyla üçüncü bir fenotip ortaya çıkıyor. Üçüncü bir fenotipin ortaya çıkması sevgili arkadaşlar bize neyi veriyor? Bize mesela genotip oranı ne oluyordu? İşte 1 2 1 oluyordu ya arkadaşlar. Fenotip oranı 3'e 1 oluyordu hani. İşte artık fenotip oranı da 1, 2, 1 oluyor. Tamam 2 tane heterozgot bir çap bazladığınızda mesela MN ile MN ile arkadaşlar MN'yi çap bazladığınızda işte 1 bölü 4 MM sevgili arkadaşlar. 2 bölü 4 MN 1 bölü 4 NN oluşuyor. Dolayısıyla bakın genotip oranı 1-2-1 iken fenotip oranı da 1-2 oluyor. 1-2-1 oluyor. İşte genotip ve fenotip oranı eşit olduğu durumlarda aklımıza eş baskınlık ve eksik baskınlık gelmeliydi ama eksik baskınlık fedat dışı olduğu için gelmesine gerek yok sevgili arkadaşlar. İşte MN kan grubunda MN antijenleri var. Bu antijenler arkadaşlar alü var, zarında. Bunlara karşı antikor oluşturulamadığı için vücudumuzda bunların arkadaşlar kan aktarımlarında, kan nakillerinde bakılmıyor. Çünkü herhangi bir antikor oluşumuna sebep vermiyor sevgili arkadaşlar. Bahsettiğim cici bilgiyi burada vermişiz arkadaşlar. Genotip ve fenotip oranlarının ikisi de genotip fenotip oranlarının ikisi de 1-2-1 çıkmak zorunda sevgili arkadaşlar. Mesela AB kan grubunun sisteminde e, bu yapılmış mesela arkadaşlar. İşte AB, AB çaprazlanmış arkadaşlar. E, çaprazlandığında tabi bu pek mantıklı bir çaprazlama olmamış doğrusu. Çünkü buradan AA oluştu. B, B, yo mantıklı sıkıntı yok oluşuyor arkadaşlar. Buradan baktığımızda ne oluyor sevgili arkadaşlar? 1 bölü 4 AA 2 bölü 4 AB, 1 bölü 4 BB kan grubu oluşuyor. Dikkatinizi çekiyorsa sevgili arkadaşlar 3. bir fenotip var. 3. fenotipimizin adı AB. Ne A ne B AB. Fenotip oranının olduğu 1 tane büyük A büyük A. Yani A fenotipi 2 tane AB fenotipi 1 tane B fenotipi oluyor. Yani 1-2-1 genotip oranı da aynı şekilde alıyor sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum eş baskınlıkta genotip oranı fenotip oranı eşit oluyor. Genotip oranın fenotip oranı eşit olduğu durumları baktığınızda eş baskınlık aklınıza anında gelmeli. Özellikle AB0 sistemindeki AB genleri ve MN'deki MN genleri eş baskındır. Ama 0 eş baskın değildir. Mesela A ve B genleri 0'a karşı tam baskındır arkadaşlar. Hemen cici bir bilgimiz var. Bu cici bilgide de şunu diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir karakterin allelleri arasında eş baskınlık varsa Kontrol çap bazlamasına gerek yoktur. Çünkü her genotip çeşidi farklı bir fenotip çeşidini oluşturur. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kontrol çap bazlamasını eş baskıda yapmaya gerek yok. Zaten AB bir fenotiptir. Ayrı bir fenotiptir. Yani A'nın dediğini veya B'nin dediğini yapmadığı için zaten bize AB'yi verdiğinde biz direkt ne olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Onun AB olduğunu anlayacağız. Ama A kan grubu dendiğinde işler biraz değişir. Çünkü A, A da olabilir. A, sıfır da olabilir. Yani A kan grubu verdiğinde işler değişebilir sevgili arkadaşlar. AA veya A0 olabilir. Zaten o da kan grubu soruları olarak karşımıza gelecek. Soy ağaçlarına baktık arkadaşlar. Yani insanda bezelyedeki gibi kolay değil arkadaşlar kalıtımı açıklayabilmemiz. Ama e, insanda özellikle ne yapmışlar? Soy ağacıyla bu kalıtım işini genetikler çözmeye çalışmış. E, Bunlara alakalı mesela bazı durumlar var. İşte erkekse kare, işte dişi ise yuvarlak. Aralarında düz bir çizgi varsa evlendikleri anlamına geliyor. Yani bu eş oluyor arkadaşlar. Karı koca oluyor. İşte bunlardan çocuklar gelmiş meydana. Bakın şu ok şöyle çıktığında çocukları oluyor mesela. Bunlar enişte. Mesela bu arkadaşlar enişte. Bu çocuk sevgili arkadaşlar. İşte bu yenge gibi düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. bu torun. Mesela bunların torunu arkadaşlar. Bu da bunun torunu. Çocuklar torun. Yani kısayası burası F1. Burası F2 sevgili arkadaşlar. Bakın bu usta şöyle ortada bir düz çizgi varsa tek yumurta ikizleri, ortada çizgi yoksa ayrı yumurta ya da çift yumurta ikizleri olarak geçiyor. Sorularda göreceğiniz bazı e, soy ağaçları örneklerini vermiş. Okul kitabından aldım bir örnek dedi. Okul kitabı vermiş. Konu anlatım kısmına vermiş arkadaşlar. E, burada bir hata var. Hatadan bahsetmiş. Bu çekinik alelle kalıtılmış. Yani çekinik alel derken şu ana kadar biz videolarda eşeğe bağlı kalıtımı görmediniz mi? Çekinik alel dediğimizde hemen aklımıza küçük a küçük a gelsin. Bakın küçük a, küçük a, küçük a, küçük a. Bunlardan hep küçük a, küçük a gelir. Başka çocuk meydana gelmez arkadaşlar. Küçük a, küçük a. Küçük a küçük a. Bak bu da küçük a küçük a. E küçük a küçük a. E küçük a küçük a. Aa, bu nereden çıkmış? Sevgili arkadaşlar 8 nolu bireyin %1 milyon küçük a küçük ağa olması lazım. 8 nolu bireyi küçük a küçük a olamıyorsa burada bir neden süzülebiliriz arkadaşlar. Mutasyondan söz edebiliriz. Yani doğal koşullarda 8'in de taranmış olması gerekiyordu sevgili arkadaşlar. Bakın burada da baskın alelli bireylerin soy ağacı göstermiş. Baskın alerler tarandığında taranmayanların hepsini küçük a küçük a yapıştırın arkadaşlar. Küçük a küçük a, 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 küçük a küçük a yapıştırdık. Şimdi buralar o zaman nedir? Büyük a küçük a, büyük a küçük a. Nereden anladık? Küçük a'nın birini babadan, birini anneden aldı. E bunlar da o zaman büyük a küçük a veya büyük a büyük a. Bunlar da arkadaşlar büyük a küçük a veya büyük a büyük a. Büyük a büyük a olma ihtimali ortadan kalktı. Neden? Çünkü çocuklarında küçük A küçük A var. Demek bu da büyük A küçük A. Çocukların hepsi küçük A küçük A oldu. Bakın şimdi şurada da bir durum var söz konusu. 2 tane küçük A küçük A 7 8 nolu bireyin çocukları 11 numaranın büyük A küçük A veya büyük A büyük oldu tespit edilmiş. Sevgili arkadaşlar 11 numaralı bir yüzde 1 milyon küçük A küçük A almak zorunda. Demek ki 11 nolu birey nasıl oluşmuştur? Mutasyonla oluşabilir. Yani 11 nolu bireyin doğal yollarla resesif yani çekinik olma ihtimali yoktur sevgili arkadaşlar de geçelim çok alaleli. Şimdi biz bu ana kadar hep ne gördük? Mesela e, tohum rengi dedik. işte sarı, yeşilgen Tohum şekli dedik. Düzgün, buruşuk dedik arkadaşlar. İşte e, bezelye bitkisinin çiçekleri dedik. Mor, beyaz dedik. İşte bezelye bitkisinin boy uzunluğu dedik. Uzun, kısa dedik. Ama e, canlılarda bazı karakterlerin oluşumu 2'den fazla genle kontrol edilebiliyor arkadaşlar. İşte bir türde bir karakterin oluşumunu sağlayan alel sayısının 2'den fazla olması durumuna çok alellik diyoruz arkadaşlar. Ve çok alellik dahi olsa biri bu çok alellikte 2'den fazla genin sadece ikisini alır arkadaşlar. Yani mesela 50 tane bile etkileyen gen olsa bunun sadece 2 tanesini alır. Niye 2 gen olmalı? Biri anneden, biri babadan alınacak değil mi arkadaşlar? Tekrar ediyorum çok alellik bir karakteri etkileyen 2'den fazla 2 eşit değil, büyük eşit değil. 2'den büyük olacak arkadaşlar. Bu olmazsa çok alerjik Çok alerjik de olsa bunlardan en fazla iki tanesini alacak. Çok halelik genotip çeşit sayısı nasıl bulunuyor arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2 sevgili arkadaşlar. Yani mesela gen sayısı 4 ise sevgili arkadaşlar 4 çarpı 5 bölü 2'den işte 10 çeşit genotip bulunuyor. Fenotip de eğer eş baskınlık yoksa e, gen sayısı kadardır. Eş baskınlık varsa sevgili arkadaşlar eş baskınlık varsa da şu altını çizdiğim durum yani. Alel sayısı eş baskınlık sayısının toplamını eşittir. Mesela alel sayısı 4'tür. Bir tane de eş baskınlık vardır. 4 artı 1 5 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Genotip çeşit sayısı çok hallenlikte n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulunurken sevgili arkadaşlar. Fenotip çeşit sayısı normal koşullarda tam baskınlık olduğunda arkadaşlar alel sayısına eşittir. Eğer eş baskınlık da varsa tam baskınlık ek olarak. Mesela dörtgen varsa 4 artı 1 tane eş baskınlık varsa 4 artı 1'den 5 olur. Çok hallenliğe bizim bilmemiz gereken en önemli örneklerden biri kan gruplarımız AB0 sistemi. Kan gruplarında A geni, B geni ve 0 geni vardır. A ve B genleri 0'a, tam baskındır sevgili arkadaşlar ama çok alellilik durumu söz konusu. Gördüğünüz gibi AB0 sisteminde arkadaşlar 4 tane fenotip görülüyor. A, B, A, B ve 0. Yani normalde 3 fenotip olmalı. A ile B arasında eş baskınlık olduğu için 3 artı 1, 4 fenotip oldu. Genotip çeşidi nedir? 3 çarpı 2, 6. 6 bölü 2 arkadaşlar. 3 tane genotip mi oluyor? Ben bir yerde yanlış yaptım herhalde. Pardon 3 çarpı 2 olur mu? 3 çarpı 4 biyoloji olduğumu nasıl belirttim? 3 çarpı 4 12 bölü 2. 6 tane genotip var. AA, A0, BB, B0, AB, 0, 0 oluyor sevgili arkadaşlar. Sorularda yine karşınıza çok gelecek bir mevzu. Tavşanlarda kük rengi oluşum var. Tavşanlarda kük rengi oluşumu dörtgenle kalıtılıyor. Koyu gri C, çinçilla dediğimiz füme rengi C, CH, açık gri dediğimiz CH ve albino dediğimiz C. Şahsen ben bu seneye kadar bu konuyu sevgili arkadaşlar 4 fenotip üzerinden anlatıyordum. Ama dikkat ederseniz 5. fenotip peyda olmuş arkadaşlar. Yani eskiden anlattığımızda koyu gri, çinçilla, himalaya, kısıt noktalı dediği himalayaydı arkadaşlar. Himalaya diyorduk biz buna himalaya. Ve albino diyorduk. Ama bu senenin okul kitabında 5. bir genotip, genotip değil fenotip eklemiş. Diyor ki arkadaşlar bakın dikkat ederseniz. CHH ve CHCD yani şurada şu durumda arkadaşlar bir eksik baskınlık söz konusu. Yani Çinçilla renk oluşmuyor. Çinçilla renk sadece CH, CH'de oluşuyor. CH'nin yanına kısıtlı noktalının yeni geldiğinde de açık gri. CH'nin yanına Albino'nun yeni geldiğinde de açık gri oluşuyor. Yani burada bir eksik baskınlık söz konusu. Ama eksik baskınlık da dışı olduğu için ismini vermemiş. Ama artık sevgili arkadaşlar burada fenotip çeşidinden e, maalesef 4 diye söz edemeyiz. Resmen 5 tane fenotip var arkadaşlar yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane tavşanlarda kük rengi oluşumda 5 tane fenotip var. Kaç tane genotip var tabii ki? 4 tane gen var. 4 çarpı 5 bölü 2'den ikiden... 10 tane genotip var. Orası kesin. Ama fenotip çeşidi 5 tane olmuş oluyor. Bu önemli bir mevzu okul kitabına da girmiş. Hatta bakın okul kitabı direkt kaynak göz vermiş. Yaşam biyoloji bilimi kitabı 9. başka sayfa 248 demiş. Görselin numarasına kadar vermiş sevgili arkadaşlar. Bu bilgi iyi bilin. Yani eskiden koyu gri, çilla, Himalaya, albino diyorduk. Açık gri diye bir fenotip daha varmış. Bunu eklemişler. Dikkatinizi dürterim arkadaşlar. Geldik kan gruplarına. Kan gruplarına sevgili arkadaşlar a AB0 sistemi ve RH sistemini bileceğiz. AB0 sistemi dediğimiz antijeninde A antijeni, B antijeni bulunan veya antijen bulundurmayan kan gruplarıdır. Antijen kan gruplarında A antijeni bulunan A kan grubu, B antijeni bulunan B kan grubu, antijen bulundurmayan da 0 kan grubu olarak adlandırılıyor. Bir de antikor var. A'ya karşı A antikoru, B'ye karşı B antikoru oluşuyor arkadaşlar. A antikoru ve B antikoru da plazmada taşınıyor. Demek ki neymiş? AB sıfır sistemindeki AB antijenleri hücre zarında, al hücre zarında antikorsa plazma kısmında taşınıyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya baktığınızda bakın A kan grubunun genotipi iki ihtimal var. Ya AA ya A sıfır. de B ya BB ya B sıfır. Çünkü A ve B genleri sıfıra baskın, tam baskın. AA ve A sıfırın fenotipi A iken BB ve B sıfırın B. Alüvarındaki antijen A sevgili arkadaşlar ama a plazmasındaki antikor B. Yani şöyle düşünelim hemen şöyle bir yuvarlak çizdiğimizde mesela bunun antijeni şöyle olsun arkadaşlar. A kan grubun, kan grubunun antijeni. Plazmasında dolaşan antikorlar da böyle sevgili arkadaşlar. Bakın kare kare olsun plazmasında. Bunlar da B antikoru. B kan grubuna baktığımızda ise B kan da antikoru şöyle kare olsun. Çünkü B antijeni B kan grubu B antikoru arkadaşlar. Antijenleri de antikorları da üçgen olsun. Bakın üçgenler antikor. Şu hücre zarına bağlı olanlar da antijen sevgili arkadaşlar. AB kan grubuna baktığımızda ise sevgili arkadaşlar hem A antijeninin hem de B antijeninin olduğunu görüyoruz. Ancak antikor olmadığını görüyoruz. Antikor yok sevgili arkadaşlar. Sıfır kan grubuna baktığımızda ise antijen olmadığını görüyoruz. Antijen yok ama iki antikoru da bulunduruyor sevgili arkadaşlar. Dikkatinizi çekerse eskiden genel alıcı genel verici kavramları kullanılırdı artık kullanılmıyor. Kazanımlarda da genel alıcı genel verici kavramlarını vermeyiniz diyor. Yani genel alıcı genel verici kavramların olduğu bir soru görüyorsanız o soruyu çizin. Çünkü genel alıcı genel verici kavramı deneysel olarak asla gerçekleşemeyecek bir olaydı. Neden? Mesela diyoruz ki sıfır kan grubu herkese kan veriyor. Şimdi sıfır kan grubunda hem B kan grubunun antikoru var hem A kan grubunun antikoru var. Hadi ver bakayım A B kan grubuna. Hemen bağlanır antijenlerine ve AB kan grubuna tam çökelmeye sebep olur. Adamı öldürür. Nereye veriyor? Veremez. Tekrar diyorum Genel alıcı kavramı AB. Genel verici kavramı sıfır. Müfedat dışı. Okul kitabında da verilmiyor. Zaten kazanımlarda da şu cümle geçiyor sevgili arkadaşlar. Genel alıcılık, genel vericilik kavramlarına girilmez deniyor sevgili arkadaşlar. Demek ki neymiş? A antijene karşı A antikoru, B antijene karşı B antikoru oluşur. Bu sebeple farklı kan gruplarının birbirine asla kan veremez. Verirseniz ne olur? Antijen antikor birleşir ve çökelmeye sebep olur. Çökelme içerisinde özellikle ilk önce kılcal damarlar tıkanmaya başlar. Ve bu tıkanmanın yerine bağlı olarak ölüme kadar götürebilir sevgili arkadaşlar. Burada fazladan harfler koymuşuz. Y, K, cici bilgi. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Cici bilgi de bakın ne diyor sevgili arkadaşlar? Şunu diyor sorularda çok alellilik belirtilmediği her bir karakterin iki alelle kalıtıldığı kabul edilir. Yani sorularda çok alellilik demediyse büyük A küçük A. Başka bir şey yok. Tamam arkadaşlar. çok alellilik dediyse o zaman A1, A2, A3 mevzusuna gireriz. O zaman söyler. Söylemiyorsa iki alel var demektir. Tamam arkadaşlar. Anlaştık umarım. AB0 sisteminden başka bir de RH kan grubu var sevgili arkadaşlar. RH antijeninde ilk defa resus dediğimiz maymun cinsinde tespit edildiği, edildiği için RH isimleri verilmiş. Eğer RH antijeniniz varsa RH pozitifsiniz sevgili arkadaşlar. Eğer tekrar ediyorum RH antijeniniz varsa RH pozitifsiniz ve RH pozitiflik baskın genle katılır. Büyük R, büyük R ve büyük R, küçük R nedir arkadaşlar? Baskın genle kalıtılır diyoruz RH antijeniniz varsa. Tabii RH antijeni olan insanlarda plazmada antikor yok. Eğer kan grubunuz RH negatifse sizde baskın gen yoktur. Küçük R, küçük R'sinizdir ve al yuvarınızda da antijen yoktur antikor plazmanızda ilk zaman yoktur ama mesela annenizden size antijen geçmişse anne karnındaki ki anneniz pozitifse bu yüksek ihtimal geçecek. E, sizde de nedir? Antikor oluşur diyoruz arkadaşlar. Yani eee kanında ilk ilk zaman ilk oluşunda RH negatiflerde antikor yoktur. RH pozitif kanla karşılaşırsa antikor oluşabilir diyoruz. Demek ki neymiş? RH pozitiflik baskınmış. Hem baskın e, arkadaşlar homozigot baskın hem de heterozigot baskın olarak Kendisini gösterirken RH negatifi sadece kendisini çekinik olarak gösterebiliyor sevgili arkadaşlar. Ee, kan uyuşmazlığına geldi sıra. RH uyuşmazlığı diğer adıyla eritroblastosis fetalis arkadaşlar. Tabi bu ismi bilmenize gerek yok. Eritroblastosis fetalis. Niye bilesiniz ki? RH faktörüne bağlı RH uyuşmazlığı yani kan uyuşmazlığında tek şartımız var. Başka hiçbir şart yok. Yani şartımız bu. Bundan başka hiçbir yolu olmuyor. Anne negatif olacak. Baba pozitif olacak. Babanın pozitif olmasına bağlı olarak arkadaşlar... E, fetüs yani bebek de pozitif olacak. Bu durum dışında başka hiçbir durumda kanışmazlığı görmüyor. Yani kanışmazlığın görülebilmesi için annenin mutlaka ama mutlaka negatif olması lazım arkadaşlar. İşte RH pozitif fetüsün al yuvarlarında RH antijeni ne olur? Bulunuyor. Şimdi ne oluyor? Onu anlatalım arkadaşlar. Çocuk doğum esnasında arkadaşlar doğum esnasında tamam mı? Doğum esnasında çocuktaki antijen anneye geçiyor. Ve anne de o antijene karşı ne oluşuyor arkadaşlar? Anne de o antijene karşı antikor oluşuyor. Bakın burada söylemiş. Bakın ne diyor? LH negatif kana sahip annenin kanına, LH pozitif kana sahip erkek bebeğin kanının karışması olayı doğum sırasında gerçekleşiyor. Doğum sırasında bebekteki antijenler anneye geçiyor. Ve anne de bebeğe karşı antikor oluşuyor. Ama ilk bebek doğduğu için bebeğe zarar veremiyor. Eğer yaklaşık 72 saat içinde bu antikorları ortadan kaldıracak aşı yapılmazsa anneye. Anne de bu antikorlar hafızaya alınır ve bu kadının bir daha RH pozitif çocuğu meydana gelmez arkadaşlar diyoruz. İşte bu olaya da eritroblastosis fetalis diyoruz saygıdeğer arkadaşlar. Bak kanı üşümazı sonucu bebekte kansızlık ve sarılık görülebilir. Kalıcı besin, besin nereden çıktı ya? kalıcı beyin hasarı görülebilir. Nasıl oluştuğunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Anne mutlaka sevgili arkadaşlar eraş negatif olacak. Baba da mutlaka eraş pozitif olacak. Neticede çocuk eraş pozitif olursa ilk çocukta doğum esnasında anneye antijen geçer, annede antikor oluşur. Eğer ikinci çocuk da pozitif olursa bu sefer ikinci çocuk sevgili arkadaşlar maalesef daha anne karnında ölme ihtimali doğuyor diyoruz ve buna da kan uyuşmazlığı dedikten sonra bu videoyu da burada bitiriyoruz. Cici Biyoloji hepinize selamlar söylüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.